Ana. Ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kemal geldi mi? Yok, gelmedi daha. Ali. Ali. Oğlum, ananın sana çok güzel haberleri var. Ne oldu ki ne? Çiftliği geri alıyorum ana. Nasıl? Halide sonunda köşeye sıkıştı. Ali, yakında çiftliğe dönüyoruz oğlum. Dönelim değil mi? Ha? Dönelim. Hayırlısı neyse olsun kızım. Huzurumuz daha fazla kaçmasın da. Evet. Hadi. Nereye? Çiftliğe gideceğim, gecikmem. Ay, ay dur seni bir öpeyim. Anam benim. Ali. Yavrum. Deli kız. Hadi görüşürüz. Hadi bilemem. Serap hanım. Halide evde mi? Ha, evet. Yine ne istiyorsun Serap? Söyleyeceklerimi dinlemezsen çok pişman olursun. Seyyar Havacı, sen çıkabilirsin. Ne diyeceksen de. Bu ne biliyor musun? Ne? Ekrem'in ifadesi. Altında da imzası var. Seninle ilişkisini itiraf ediyor burada. Karnındaki çocuğun kendinden olduğunu anlatıyor. Yarın avukat bunu mahkemeye verecek halde. Bu mümkün değil. Zina işlediğine dair dava açılması için bu yeterli olur sanırım. Üstelik Ekrem bunu mahkemede de doğrulayacak. Halide, Ekrem'i de mi kendine düşman ettin? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Al oku. Kendi gözlerinle gör. Yarın benimle notere geliyorsun devir işlemleri için. Sonra da buradan defolup gidiyorsun. Sabah seni fabrikada bekliyorum halde. Eğer gelmezsen çok kısa zamanda Adana bütün pisliklerini öğrenir haberin olsun. Gerçekten senin hakkın olduğunu düşünüyorsun Serap. Kimin hakkı ya? Hı? Karnında gayrimeşru çocuk taşıyan kadının hakkı mı, öyle mi? Ağzını topla, terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesizim? İstersen geri döneyim, gidelim jandarmaya, anlatayım her şeyi. Kim terbiyesizse anlaşılsın ha? Canım sıkma benim Serap. İstediğin oldu işte. Kes sesini de yola bak. Çiftliği. Kemal'i, itibarını, her şeyi kaybettin Adi. En başından beri benim zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için uğraştın, öyle değil mi? Halide, sana bir şey soracağım. Fabrikadaki pamukları da sen yaktın, öyle değil mi? Hı? En baştan beri zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için elinden gelen her şeyi yaptın, öyle değil mi? Evet. Ben yaktım, kendi ellerimle yaktım. Oldu mu? Tabii. Biliyordum zaten. Biliyordum. Ama bütün uğraşların boşa gitti işte. Hiçbiri bir işe yaramadı. Gördün mü bak? Her şeye rağmen senin kös kös tenekeye gidişini gördüm ya. O bana yetti. Değdi yani. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gitti? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz.
Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Bunun pek bir önemi yok artık değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir kişisin. Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla, sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Ne olur aşarsam? Kendine geleceksin, ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. Selam! Halide. Ah. İyi misin diyorum, kaza yaptık. Halide, iyi misin? Kaza yaptık, gel. Dur. Yardım et! Koş! Tut! Tut, tut! Kanaması çok fazla. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Hamile miydi? Evet. Siz akrabası mısınız? Yok değilim, ben hiçbir şey değilim. Hemen kocasına haber verin. Durumu ağır. Kocasına mı? Geçti gitti gibi. Sakin ol. Bilerek olmadı Kemal. Kazaydı. Biliyorum. Bebeğini kaybetti Kemal. Çok üzgünüm. Ondan ne kadar nefret etsem de çok üzüldüm. Bir daha hiç anne olamayacak. Çok yazık. Çiftliği almak için daha fazla uğraşmayacağım. Tamam. Sana da bu yakışırdı. Hadi gel. Zehra teyze merak etmesin. Hadi. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gittin? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Bunun pek bir önemi yok artık değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir kemalsin. Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla, sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Ne olur aşarsam? Kendine geleceksin, ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. Selam! Allah korumuş kızım. Verilmiş sadakamız varmış. Bırak çiftliğe bassın. Senin canından kıymetli mi? Otomobili ben tamir ederim. Sen merak etme. Sağ ol Kemal. Otomobil değil de Halide. Çok üzüldüm. Nasıl öyle bir dikkatsizlik yapabildim bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.